Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Radyo 1'de çevrimiçisiniz. Yaklaşık 30 dakika sürecek programımızın yapımcısı Abdülvahap Türker, teknik yönetmenimiz Tuna Şengil, mikrofonda ben Gülden Özpamuk. Efendim, laboratuvar denince gözümüzde canlananlar genellikle deney tüpleri, renkli sıvılar, cıva gibi fen derslerine özgü materyaller ve fakat günümüzde bu durum değişmeye başladı. Çünkü dijital çağ kendi laboratuvarlarını oluşturuyor. Peki bu durum nasıl mümkün oluyor? Dijital için çalışan bir laboratuvar ne gibi işler yapıyor? İşte bugün yeni medya araştırma laboratuvarları Net Lab başlığı altında bu soruların cevabını arayacağız. Ankara Üniversitesi Yeni Medya Araştırmaları Laboratuvarı Net Lab'ın koordinatörü Sayın Doktor Ergin Şafak Dikmen program konuğumuz. Hoş geldiniz efendim programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için. Sizi stüdyomuzda ağırlayamadık. İsterdik ki burada karşı karşıya olalım ve daha güzel sohbet edelim ama maalesef telefonla yapacağız bugünkü görüşmemizi. Efendim, çok ilginizi çekti gerçekten ve gündemimize aldık. Dijitalde yeni medya alanında araştırma laboratuvarı ihtiyacı nasıl doğdu ve bu laboratuvarları mümkün kılan unsurlar neler oldu? Evet, teşekkürler. Aslında süreç oldukça eskiye dayanabilir. Yani 1960'lı yıllara dayandırabiliriz bu süreci. Hı hı. Aslında medya laboratuvarı dediğimiz zaman hani hep böyle düşünüyoruz ya, siz de zaten hani girişte söylediniz, hani acaba tüplerle mi, böyle işte deney ortamında mı, nasıl oluyor? Üzerinde önlükler mi var, işte maskeler mi yapıyoruz? Aslında hani klasik gözümüz önüne gelen, canlanan bir laboratuvar değil tabii medya laboratuvarları. Bunun süreç içerisinde aslında pek çok evrimsel süreçten geçiyor. 1960'lı yıllarda aslında temeline baktığımız zaman daha çok sanat ve bilimin işbirliği odaklı merkezler olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. 1985'te, yani asıl kırılma noktası da 1985 yılında MIT Media Lab'in kurulmasıyla oluyor. Nicola Negroponte'nin kurduğu. Orada aslında birazcık işin marka tarafı devreye giriyor. Yani bu kırılma noktası niye bir kırılma noktası? Çünkü başarılı bir markalaştırma operasyonu bu. Mali destek için aslında yenilikçiye önem veren şirketlerin büyük ölçekli yatırımlar yapması için, gelir elde edilmesi ve araştırma yürütülmesi için bu marka laboratuvarının kurulmasıyla oluşuyor. 1985 yılında MIT Media Lab kuruluyor. Daha sonra aslında günümüzde, yani özellikle bu 80'li yıllardan itibaren başlayan dijital teknolojinin, yani sayısal yapıların, özellikle de 90'lı yıllardan itibaren internet teknolojisinin gelişmesiyle birlikte bir medya laboratuvarı bolluğu yaşanmaya başlanıyor. Ha, bu bolluk derken hani kötü anlamda anlaşılmasın. Yani çok farklı alanlarda laboratuvarlar var. İşte hem internet etiği, işte medya arkeolojisi, yani internet tarihiyle alakalı. Sadece yeni medya dediğimiz zaman hani yeni teknolojiler, son en ileri teknolojiler diye düşünmemek gerekiyor. Yeniyi anlamak için de aynı zamanda geçmişi iyi anlamak gerekiyor. Bu anlamda medya arkeolojisi kavramı ortaya çıkıyor. Bunun medya arkeolojisi laboratuvarları da var. Yine medya laboratuvarı gibi. Pek çok kavram var bu. Pek çok kavram var. Ben de onları ayırmanızı ve kategorize etmenizi rica edeceğim. Sizinle ilgili araştırma yaparken videolarınıza denk geldik. Hem Twitter'da hem YouTube'da başlı başına çok güzel içerikler, dijital içerikler, bunu hazırlayanlar ve bu mecrada kim varsa onlarla yapılmış röportajlara denk geldim ve NetLab'ın ne olduğunu anlamaya çalıştım. Şimdi biz laboratuvar deyince hani bizim kuşağımızın anladığı anlamda laboratuvarlar aklımıza geliyor. Ben de sormak istiyorum, geleneksel laboratuvarlara göre bu laboratuvarların farkları neler efendim? Güzel bir soru. Şimdi aslında şöyle söyleyebilirim. Geleneksel yapıda belli spesifik bir alanda bir çalışma var. Örneğin işte kimya laboratuvarı dediğimiz zaman belirli alanda niş çalışmalar yürütüyor. Bu geleneksel konvansiyonel yapı. Medya laboratuvarları, yani dijital tabanlı laboratuvarlar dediğimiz son 20-30 yıl içerisinde geçişen laboratuvarlarda daha çok multidisipliner
bir yaklaşım. Yani disiplinler ötesi, hatta disiplinler arası ya da çok disiplinli. Hatta disiplinin tümüyle karşı olan bir yapı ortaya çıkıyor. Temel buradaki düşünce işbirliği, farklı disiplinin bir araya gelmesi, dijital kültürün birleştirdiği farklı, birazcık hani geleneksel üniversite yapılanmasının dışına taşan, farklı mecralarla, sektörle işbirliği yapan bir yapılanma diyebiliriz buna. Evet, gayet güzel. Peki yeni medya alanında çalışan laboratuvarların dünya genelindeki durumunu merak ediyoruz. Ne kadar yaygın? Hangi ülkelerde yaygın? Tabii yani neredeyse bütün ülkelerde üniversitelerin, köklü üniversitenin olduğu tüm birimlerde, programlarda, bölümlerde laboratuvarlar var. Buna da işte yani medya laboratuvarları diyebilirsin. Yeni medya dediğimiz zaman aslında medya laboratuvarı, genel çatı kavram bu şekilde bulunuyor. Merkezi ya da en çok olan ülkelerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü işte MIT Media Lab'in kurucusu oldu. Ama şu anda hani günümüzde özellikle hani burada da bir pas atalım. Jussi Parikka'nın bir kitabı yayınlandı. 2021 bu sene yayınlandı. Aslında Media Lab nedir diye bir kitap. Henüz Türkçe'ye tercüme edilmedi. Ama orada bir haritalandırma çalışması var. Yani bu Media Lab kavramı nedir diye. Orada da hani belirli 80'den fazla laboratuvara bu soru soruluyor. Bu laboratuvarın yöneticilerine soru soruluyor. Bir tanesi de zaten bizim partnerimizden bir tanesi Bilkent Üniversitesi İletişim Tasarım Bölümü altındaki Medya Arkeolojisi Laboratuvarı da yine bu soruluyor. Zannedersem Andreas Treske soruları yanıtlıyordu. Orada da yine nedir, yani nasıl gelişti sorusuna yanıt aranıyor. Pek çok farklı tanımı var. Yani bunun bir tane tanım, net bir tanımı yok. Uzmanlık alanınıza göre araştırma yapmak istediğiniz ya da deney yapmak istediğiniz laboratuvara göre, konuya göre uzmanlaşıyor. O dönem ekibinize göre uyarlanabiliyor. Yani çok esnek bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Üniversiteler ya da bölümler, fakülteler daha böyle katı bir hiyerarşik yapı varken özellikle bizim laboratuvarımızda yani NetLab'de olduğu gibi üniversiteler arası işbirliğinin olduğu. Çünkü şu anda biz mesela hani Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi altında, o çatı altında kurulduk. Ama ekibimizde sadece bizim üniversiteden değil, Bilkent Üniversitesi'nden, Başkent Üniversitesi'nden, Hacettepe Üniversitesi'nden, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden pek çok öğretim üyesi ve akademisyen, doktor sını yapan araştırmacılarımız var ve pek çok farklı, yani dijital oyunla çalışan var, artırmış gerçeklik üzerine çalışan var, 360'da video teknolojisi üzerine çalışan ekiplerimiz var. Bu yönde de hani işbirliği aslında hani bir yandan da küçük gruplarla çalışmak daha kolaydır. Biz hem üniversite arası çalışıyoruz, hem sektörle işbirliği çalışıyoruz. Belirli bir dikey yapılanmamız yok, yatay bir yapılanmamız var. Yani ekibimizin bir unvanları üzerinden giden bir yapılanmamız yok. Medya laboratuvarının temel yapısı aslında böyle. Daha böyle multidisipliner ve esnek yapısının olması diyebilirim. O kadar güzel cevapladınız ve aldığımız cevap bizi o kadar memnun etti ki Sayın Dikmen. Bu yapılan işbirliğinin kaçınılmaz olduğunun artık fark edilmesi ve sizin alanınızda uygulanır hale gelmesi bizleri memnun etti açıkçası. Kendi adıma çok memnun oldum. Şunu soracaktım. Araştırma laboratuvarı deyince önce aklımıza üniversiteler geliyor. Farklı aktörlerin de bu alanda araştırma laboratuvarları var mı diyecektim. Siz birkaç örnek verdiniz. Mesela sivil toplum kuruluşlarıyla da çalışıyor musunuz ya da başka kimler var sizlerin aranızda teknoloji vadilerinde mesela? Evet, yani tabii yine üniversite çatısı altında teknokentlerde bulunan işte daha çok yeni kurulmuş, yani son 10-15 yıl içerisinde kurulmuş, teknoloji kentlerinin altında kurulmuş firmalarla, STK'larla işbirliği yapıyoruz. Evet. Sivil toplum kuruluşlarıyla özellikle işbirliği yapıyoruz. Onların dijital projelerini destekliyoruz. Aslında bizim bir anlamda da laboratuvar kapsamında biz bilim iletişimi yapıyoruz. Şimdi bilim iletişimi dediğimiz zaman, hani konudan konuya atlıyorum ama bilim iletişimi dediğimiz zaman nedir? İki tane çatısı var, ana kolu var. Bilim iletişimi bir tanesi, hani bilim gazeteciliği de diyebileceğimiz bazı problemlerin,
bilimsel verilerin, bilgilerin, bulguların halka iyi bir şekilde, doğru bir şekilde anlatılması. Evet. Bir de bilim iletişimin diğer kolu da aslında bilim insanları arasında iletişimin sağlanması. Geleneksel yapıda en iyi bilim iletişimi yapılan yönlerden bir tanesi, mecralardan, platformlardan bir tanesi aslında bilimsel yayınlardı. Hani doğrudan işte metinlerinizi yapıyorsunuz, bulgularınızı, araştırmalarınızı, sonuçlarınızı, verilerinizi diğer bilim insanları paylaşıyorsunuz. Evet, gayet ama güzel. Evet. Bugün bu iş birazcık daha değişti. Yani özellikle dijital teknoloji birlikte YouTube gibi video paylaşım platformları sadece yazılı mecralar değil, işte animasyonlarla, mikro web sayfalarıyla, veri görselleştirmelerle çok daha görsel olarak zengin, farklı anlatım biçimleriyle bilimsel bilginin anlatılması ve herkese açılması bilimsel bilgi. Yani niş bir ekibin insanı içerisinde değil de herkesin anlayabileceği şekilde açık olarak verinin paylaşılması, yayınlanması, özellikle video paylaşım ve animasyonlarla paylaşım gibi bir hizmet diyeyim, veriyor. NetLab de aslında bu alandaki ekosistemi açıklardan birisini kapatmaya çalışıyor. Hocam şimdi programımızın içinde bir çevrimiçi sözlük köşemiz var. Siz lütfen hatta kalın. Sohbetimizi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çevrimiçi TRT Radyo 1'de devam ediyor. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Yeni Medya Araştırmaları Laboratuvarı NetLab'ın koordinatörü Dr. Ergin Şafak Dikmen. Bizimle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. NetLab'ın ne olduğuna dair bilgileri aldık. Şimdi neler yapıldığına dair devam etmek istiyoruz sohbetin devamında. Ülkemize bakmak istiyoruz efendim. Türkiye'deki yeni medya araştırmaları alanında laboratuvarlar ne zaman ortaya çıkmaya başladı? Bizde durum nedir Sayın Dikmen? Biz de aslında hızla gelişen ekosisteme dahil olduk. Özellikle vakıf üniversiteleri bu alanda hani öncülüğü aldı. Yani yurt dışındaki laboratuvar yapısından birazcık daha farklı. Biz birazcık daha sonra dahil olduk. Bu anlamda hani Türkiye'de farklı yapılanmalar da var. Örneğin daha çok hani lisans düzeyinde uygulamaların güzel sanatlar fakültelerinin altında ya da tasarım fakültelerinin altında tasarım stüdyolarının biraz hani temellendiği, dönüştüğü laboratuvar olarak adlandırıldığı, yani eskiden televizyon stüdyosu olarak dediğimiz lisans düzeyinde uygulama yapıldığı merkezin artık bir lab olarak gözüktüğü, televizyon laboratuvarı gibi lanse edildiğini görüyoruz. Bunu negatif anlamda kesinlikle söylemiyorum. Yani yapılanmayı anlatmaya çalışıyorum. Bir de daha çok bizim laboratuvarımız gibi yüksek lisans doktora düzeyinde araştırmacıların ve de doktorasını almış bilim insanlarının bulunduğu merkezler. Şimdi genel hani laboratuvar kavramında Türkiye'de ne amaçlanıyor? Biz ne amaçlıyoruz NetLab'de? Dört tane hani ana temel şeyimiz var. Bir tanesi araştırma yürütmek ve araştırmaların desteklenmesi. Farklı alanlarda araştırmaların yapılması, artırılmış gerçeklik, yapay zeka, dijital oyun, veri görselleştirme gibi araştırma yapılması, yayınlanması, bunların paylaşılması ve de ekosistem içerisinde dönüşümü önemli bu anlamda. Bir diğer tabii ki eğitim. Bu anlamda hem bu alanda yola çıkmak isteyen kurumlarla işbirliği yapılması, onlara belirli eğitimlerin verilmesi ya da dijital sosyal medya içerik yönetimi eğitimlerin verilmesi ve de esas hani bizim laboratuvarımızın diğer laboratuvarlar birazcık daha farklılaşan ya da kendimizce en güçlü gördüğümüz yönümüz de bizim üretim ve tasarım kısmımız. Özellikle hani siz de bahsettiniz, netlab.media bizim web sayfamız. O web sayfasında tüm yayınlarımız, tüm araştırmalarımız açık platform üzerine yayınlanıyor. Tüm projelerin yürüttüğümüz çalışmanın desteklediğimiz, illa bizim hani aktif olarak rol olduğumuz ya da yürüttüğümüz projeler değil, aynı zamanda dışarıdan desteklediğimiz araştırmaların mikro web sayfalarını tasarlıyoruz. Bu bağlamda da hani en iyi yönlerimizden bir tanesi YouTube kanalım. NetLab'in YouTube kanalı bu anlamda oldukça güçlü. Çünkü sizin de söz ettiğiniz gibi bilim insanlarına mikrofon tutuyoruz. Sadece bilim insanları değil, özellikle dijital oyun yayıncıları, e-spor oyuncuları, e-spor yayıncılığı, Twitch TV yayıncılığı gibi Türkiye'de aslında bu multimedya platformu çok gelişiyor. Yani YouTube'a da rakip olarak Twitch TV gelişti. Bu anlamda özellikle
genç kuşak sürekli Twitch TV'den izliyor. Biz de o yayıncılara odaklanıyoruz. Onlarla ilgili röportajlar yapıyoruz ve YouTube kanalımızda yayınlıyoruz. Evet, onlara denk geldiğimde şaşırdım ve mutlu oldum açıkçası. Evdeki hedef kitlenize de seyrettirdim. Bir öğrencimiz var, Ankara Üniversitesi'nde okuyor. Çok hoşuna gitti. NetLab, siz net, biz NetLab deyip duruyoruz bu arada. NetLab dememiz gerekiyor sanırım. Siz onu o şekilde telaffuz ediyorsanız bundan sonra biz de öyle kullanalım Sayın Dikmen. İstini açıyoruz. Buradan dinleyicilere bir kere daha duyuralım. Tıklayıp baktığınızda tam olarak ne olduğunu anlayabiliyorsunuz kısa kısa. Ama içerikleri zengin ve ilginç video ve röportajlar yer alıyor. Twitter'da da yine bu videolarda ve yaptıkları araştırmalardan haberdar olacağınız bir hesapları mevcut. NetLab yazıp takip almanız yeterli. O laboratuvarda neler keşfediliyor, kimlerle tepkimeye giriliyor hepsinden haberdar olabiliyorsunuz. Çok hoşumuza gitti. Oğlumla birlikte seyrettik. Özellikle onlar Twitch takipçisi. Ne olduğunu da onların sayesinde ne kadar önemli bir yerde olduğunu, aslında yönelimin orada olduğunu da sizin sayenizde öğrenmiş olduk Sayın Dikmen. Sizin NetLab'in yayınları sayesinde öğrenmiş olduk. Buradan da dinleyicilerimize bir kere daha duyurmak istiyoruz. Bize örnek verebileceğiniz somut projeler var mıdır NetLab'de çalıştığınız? Buyurun. Teşekkürler. Tabii ki. Yani tabii laboratuvarın hani kurulma süreci oldukça hani zorluydu. Oradan da bahsedebilirsiniz. Ne zaman kuruldu? Siz başındasınız. Bunu böyle bir bütün olarak bize anlatmanızı bekliyoruz. Buyurun. Teşekkürler. Yani aslında hani bizim yani ekibimizin tamamı, hani şu anda tek tek isimlerden sıralayamayacağım ama ekibimizin tamamı zaten oldukça genç bir ekibiz. Yani pek çoğumuz doktorasını son 5 yıl içerisinde aldı, evet. Yeni doçentliğini aldı bir ekip. 2017 yılında kurulma süreci başladı. 2018'de de aktif olarak araştırmamıza başladık. Projelerimizde neler var? Pek çok alanda projemiz var. Dijital Köprü'de yaşlanma projesine destek verdik Hacettepe ekibinin. Bizim yürüttüğümüz en son projeler içerisinde şehrin yeşil masalları, Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği, Ankara Büyükelçiliği'nin desteklediği bir proje. Aslında 360 derece video teknolojisinin nasıl kullanılması gerektiği, nelerle karşılaştığı, zorlukları ne olduğunu odaklanan bir proje. Bunun dışında yeni medya araştırmalarında etik söylem, yani yeni medya ekosisteminde etik araştırmanın gerektiği, pandemi döneminde dijital iletişim stratejilerinin, özellikle Sağlık Bakanlığı'nın dijital iletişim stratejilerine odaklandığı bir çalışma, kültürel mirasın korunması ve dijital arşivleme projesi gibi pek çok projemiz var. Aynı zamanda da özellikle dijital oyun ve Twitch TV yayıncılığı üzerine araştırmalarımız ve yayınlarımız bulunuyor. Programımızın süresini sonuna yaklaşıyoruz. O yüzden ben hemen aklımızda kalanları size yöneltmek istiyorum. Pandemi sürecinde neler yaşadınız? Uzaktan eğitim süreci yaşandı. Sizlerin en hazırlıklı olmanız gereken bir süreçti. Burada çalışmalarınızı ilgi nasıldı? İlgi arttı mı, azaldı mı? Neler yaşadınız Sayın Dikmen? Bunları paylaşmanızı isteriz. Teşekkürler. Aslında yani biz zaten sürekli olarak online platformlar üzerinden gözüküyorduk. Pek çoğumuz farklı üniversitenin olduğu için yüz yüze bir araya gelmemiz ders temposu ve üniversite yaşamı içerisinde zor oluyordu. Zaten online platformun üzerinden işbirliklerimiz sürüyordu. Diğer üniversitelerden ya da farklı kentlerdeki olan bilim insanlarıyla birlikte yürütüyorduk. Pandemiden bu anlamda etkilenmedik. Ama dijital platformların artması, eve kapanmalar tabii ki bizim çalışma tempomuzu da etkiledi. Bu yani kesinlikle hepimizi karşılaştık, zorluklarla karşılaştık. Ama bir yandan da izlenme oranımızda, özellikle YouTube kanalındaki izlenme oranlarımız ciddi anlamda yükseldi. Çünkü insanlar daha çok evde kalıyordu, daha çok dijital içerik tüketiyordu, daha çok YouTube'da ve diğer platform vakit geçiriyordu. Özellikle bizim dijital oyun yayıncılarıyla yaptığımız, yani dijital oyun fenomenleriyle yaptığımız röportajlarımızda çok ciddi bir artış oldu son 6-8 ay içerisinde. Böyle bir farklılık oldu. Yani bizim çok etkilenmedik diyebilirim. Çok güzel. İsim babası kim acaba NetLab'in? Bunu bizimle paylaşabilir misiniz? Çok hoşumuza gitti ekip olarak. Merak ediyoruz açıkçası. Teşekkürler. Yani aslında oldukça zor bir süreçti. Ben daha önce Bilgem Elektromanyetik Araştırma Merkezi'nde çalıştım 2000'li yılların ortasında Bilkent Cyberpark'ta. O zaman
daha yeni kurmuş bir merkezdi. Hani işletim konusunda hani çok o zaman hani iyi düşünülmüştü, tasarlanmıştı, günlerce düşünülmüştü. O zaman yapılan düşünceler üzerinden giderek 2017 yılında da hani NetLab ismini bulmak için gerçekten aylarca uğraşıldı. Temel olarak aslında network ve internet kelimelerin kısaltması ve laboratuvar olduğu için NetLab ismini koyduk diyebiliriz. Çok kolay anlaşılıyor kısaltma olmasına rağmen. Çalışmalarınızın geri dönüşünü alabiliyor musunuz? Nasıl alabiliyorsunuz? Yani Türkiye'de ve dünyada aslında işbirliği, insanlarla farklı alanlarda bilim insanla çalışmak bir yandan çok da insanlar buna açık olmadığını görebiliyoruz. Bazen bizden bilgi almak istiyorlar, bizimle çalışmak istiyorlar ama bizim onlara verdiğimiz kadar onlar da bize destek vermediğini görebiliyoruz. Bu yani illa bir şeyin karşılıklı olması gerekmiyor. Biz tamamen merkezimiz açık bir laboratuvar. Hani elimizden geldiğince destek veriyoruz, karşılıksız destek vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda da bence özellikle web sayfamızda araştırma bölümünde hani her şeyin açık olması, insanların dilediğince paylaşıyor olması, açık kaynak kodlu yazılımlara destek veriyor olmamız, WordPress tabanlı ve tasarım yazılımlarını da buna yönelik kullanıyor olmamız bilimimizde. Çünkü Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi en üst katındaki merkezimizde hani pek çok cihaz ve donanım var. Onları da deneyimliyoruz. Orada da açık kaynak kodlu yazılımları kullanmaya özen gösteriyoruz. Tamamen öyle olmasa da. Bu anlamda da bence ekosisteme elimizden geldiğince katkıda bulunuyoruz diyebilirim. Hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Aslında daha size yönelteceğimiz sorular vardı ama belki bir daha bir programda bir araya geliriz ve kaldığımız yerden devam ederiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sevgili dinleyenler, Ankara Üniversitesi Yeni Medya Araştırmaları Laboratuvarı NetLab'in koordinatörü Sayın Doktor Ergin Şafak Dikmen bizlerleydi. Bizler çevrim içi programı efendim haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Hoşça ve afiyetle kalın.